Çok değerli Gömeçliler, bugün burada sizinle birlikte olmak, sizi görmek, herkesin beni görmesini de bilmek. Biraz önce Ayvalık'ta bir amca bağırıyor, göremiyorum seni diye. Ne yapayım dedim, biraz havalan dedi. Amca dedim, ayak kırık, ayakta zor duruyorum, nasıl havalanayım? Sağ olsun Melih Başkan böyle bir tedbir almış. Bu sefer herkes görüyor, ben de sizleri görüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Seçimlerde, geçen seçimlerde Cumhuriyet Halk Partililerin biraz yüreği buruktu. Burada bir ittifak yapmıştık. Üstümüze düşen burada fedakarlık olmuştu. Ama siz de o fedakarlığın gereğini yapmıştınız ve belediyeyi ittifak ortağımız kazanmıştı. Yanılmıyorum değil mi, böyleydi? Yok, Cumhuriyet Halk Partili'ydi. Biz kazanmıştık. Geçen seçimde de yine ittifakla birlikte kazanmıştık. Ama bu seçimde biliyorsunuz biz yine bir ittifak olsun dedik. Mümkün olmadı. Olmayınca tabii ki bu sefer dedik ki belki siyasi bir ittifak kuramadık ama halkımıza güveniyoruz. Seçmenlerimize güveniyoruz. Çünkü biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, vatanseverlerin, doğru dürüst yönetecek kişilerin iktidarda olması gerektiğini istiyoruz. Bu sefer dedik ittifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. Siyasi bir ittifak değildir. Renkleri ay yıldızlı al bayrağın renkleri kırmızı beyazdır. İçinde CHP dışında bir siyasi parti yoktur ama milli takım gol atınca sevinen, filenin sultanları şampiyon olunca İstiklal Marşı çalarken, bayrak göndere çekilirken gırtlağa düğümlenen herkes bizdendir dedik. Herkes. Türkiye İttifakı büyük bir başarıyla, geçtiğimiz ittifaklarla aldığımız oyun çok daha üzerindeki oyları aldı ve çok daha önemlisi 47 yıl sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi oldu. Bunu sürdüreceğiz. Çünkü Melih Bağcı'nın cebindeki anahtar bu belediyenin kasasının ya da kapısının anahtarı değil. Onun cebindeki anahtar Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının anahtarı. Onlar iyi yönetecekler, güzel yönetecekler. Örgütümüzle uyum halinde çalışacaklar. Vatandaşın beklentilerini karşılayacaklar. Şeffaflıktan, dürüstlükten asla taviz vermeyecekler ve sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin geneldeki iktidarını da kapısını aralayan, nasıl geçen sefer bir söz vermiştim, nasıl Ecevit 1970'lerde sorunu doğru görmüş, dünyada esen rüzgarları doğru okumuş, Türkiye'ye bu işi en doğru siyasi söylemle taşımış ve yapılan ikisi genel, ikisi yerel dört seçimden de birinci parti olarak partisini çıkarmışsa biz ilk yerel seçimlerde verdiğimiz sözü tuttuk. Yerel seçim öncesi dediler ki Anadolu Ajansı sizi vermiyor. Atatürk'ün cepheden haber versin diye kurduğu ajans bizim haberlerimizi çok kısıtlı ve fevkalade maksatlı kısaltarak çok içeriksiz verdi. Canları sağ olsun dedik. Efendim TRT AK Parti'nin kanalı olmuş. Onlara 31 Mart akşamı bir sürprizim var dedim. Öbürü bize saldırdı. Canın sağ olsun dedim. Bir diğeri hakaret etti. Senden kavga etmeye niyetim yok. Milletin derdiyle dertleneceğim, seninle meşgul olamam dedik. Ve sonunda
31 Mart akşamı oldu. 31 Mart akşamı büyük bir zafer kazanacağımız, doğru belirlediğimiz adaylarla, önceden yaptığımız anketlerle, sahadaki takiplerimizle zaten görünüyordu. Son 10 gün daha da büyük bir coşkuya dönüştü ve partiler kriz anlarını yönetmek için önceden tedbir alırlar. Eskiden şöyle tedbirler alıyorduk. Çünkü Anadolu Ajansı farkı 25 puan gösteriyor. Öbürü şöyle oldu diyor. Moraller bozulacak. Seçimin sonucunun da birazcık sıkıntılı olacağı anketlerde de görülüyor. Partide şöyle SMS'ler hazırlanıyordu. Gelecek haberler ne olursa olsun, seçimi açık farkla kaybettiğimiz iddia edilse de bunlara inanmayın. Moralinizi bozmayın. Sandıkların başından ayrılmayın. Bu sefer de bir hazırlık yapıyoruz akşama. Nasıl bir SMS hazırlayalım, kaçta gitsin dediler. Dedim ki sandıklar batıda da kapanıp üstünden bir yarım saat, bir saat geçtikten sonra sandık görevlilerine şu mesaj gitsin. Sandık görevlilerini göreyim, kimler var? Sandık görevlilerine bu sefer ne mesaj geldi? Birazdan çok iyi haberler alacaksınız. Sakın sandıkların başını bırakmayın. Son imzalı tutanağı teslim edene kadar görevinizin başında olun. Sizler bizim demokrasi kahramanlarımızsınız. Artık yeterince kaybetmeyi öğrendik. Her yenilgiden bir ders çıkardık ama yenilmeye de bıktık. Artık kazanmayı öğrenmenin zamanıdır. 31 Mart bu özgüvenin, bu kararlılığın ve hep birlikte ortaya koyduğumuz büyük mücadelenin sonucudur. Bundan sonra yenilgilerden ders almak değil, başarıyı, zaferi olgunlukla taşıma sınavıdır. Biz geçen 31 Mart'ta bunu hep birlikte yaptık. Bundan sonra da hep birlikte bunu sürdüreceğiz. Gömeç Belediyesi'nin elbette sorunları var. Balıkesir Büyükşehir yıllarca AK Parti'deydi. Baski, suda, kanalizasyonda çok eksiği var. Enkaz devrettiler, borç devrettiler, faiz devrettiler. Bir de onun üstünümüze gelerek çalıştırmamaya çalışıyorlar. Ama bu körfezin arıtma sorunlarını da, kentlerin kanalizasyon sorunlarını da, su sorunlarını da çözeceğiz. Tayyip Bey orada burada diyordu ya, CHP çöptür çukurdur. Vallahi AK Parti'den Balıkesir Belediyesi'ni devraldık. Büyükşehir'in yetkisinde olan körfezin arıtması yok. Hani diyor ya şudur budur. Şimdi ben de tutup AKP şudur budur deyip o pislikleri sıralamayacağım. Ama hani deyim yerindeyse ekonomik olarak da proje olarak da vizyon olarak da bir enkaz devraldık. Yönetemeyen, yönetme kabiliyeti olmayan, kamu varlıklarını bölüşülecek ganimet sayan, halka hizmet etmek yerine kendi yakın çevrelerine hizmet eden anlayıştan Balıkesir bıkmıştı. Bıçak kemiğe dayanmıştı, Balıkesir gereğini yaptı. Şu anda komşu iliniz memleketin Manisa'da da, burada da nüfusun %95'ine yakınını CHP'li belediyeler yönetiyor. Eksik olur, kusur olur ama çalışkan, dürüst, genç, dinamik ve aklı fikri kente hizmet olan belediye başkanlarımız var. Biz ve siz bu güzel kentleri onlara emanet ettiniz. Ben de bu güzel belediye başkanımı size emanet ediyorum. Sahip çıkacağız, destek olacağız, eksikleri kulağına söyleyeceğiz. Güzellikleri hep birlikte anlatacağız. Çünkü çok yakında biz bu ülkeyi yöneteceğiz. O günler geliyor. O günler geliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir noktada bir uyuşmazlık, bir sorun, bir çekişme, bir tartışma vallahi de yok, billahi de yok. Ama kim istiyor bunu? İktidar medyası istiyor bunu. Her gece CHP konuşmak istiyorlar. Varsın konuşsunlar. Bazıları çok az sayıda şimdi partili olduğunu öğrendiğimiz sosyal medyadan bizlere hakaret eden, iftira eden, veya parti içinde bir hizmi temsil eden, kardeşim 47 yıl sonra parti birinci parti olmuş. Parti 47 yıl sonra öyle bir zafer kazanmış ki Avrupa'nın ve dünyanın yerel yönetimlerde en güçlü partisi ve Avrupa'nın en yüksek oy alan Sosyal Demokrat Partisi olmuş. Efendim kavga edecekmişiz. Biz bu şartlarda birbirimizden uğraşırsak millet der ki ya bunlar iktidar bile olsa içerideki tartışma bitmeyecek. Ama şu kadar net ki partide 81 il başkanı tüzük çalışıyor. Dün tam bir mütabakat ve muhteşem bir uyum. Bütün delegelerimizle, bütün ilçelerimizle, bütün belediye başkanlarımızla etle tırnak gibiyiz. Biriz, beraberiz. En çok gözettiğim şey bu iki arkadaşın uyumu. Bütün Türkiye'de örgüt belediye başkanına sahip çıkacak, belediye başkanı örgütüne sahip çıkacak. Bu noktada hepimizin üzerindeki vazife iktidara yürürken kararlılıkla, güvenle, birlik ve beraberlik içinde davranmak. Çünkü insanlar bize bu ülkeyi, bu arkadaşlar iyi yönetir mi gözüyle bakıyorlar. Bize bu krediyi verdiler. Bu krediyi belediye başkanlarımız en iyi şekilde kullanacaklar. Ve biz hep beraber ümit ediyorum Türkiye'yi yönetmeye hazır olduğumuzu Türkiye'deki bütün vatandaşlarımıza anlatıp çok 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 büyük bir zaferle Cumhuriyet'in 100. yılının ilk genel seçimlerinde yine partimizin ışıklarını sabaha kadar açacağız. Yine hep birlikte başarıyı yaşayacağız. Ve TRT'ye bir sürprizimiz daha olacak. Şöyle söyleyeyim. 31 Mart gecesi dediler ki TRT'ye bir sürpriz vardı. Hadi açıkla dedim. Birazdan basın toplantısında açıklayacağım. Dedim ki biz miting yaptık, vermediniz. Açıklama yaptık, vermediniz. 105 yerde otobüs üstünde, yağmurda, çamurda, karda, doluda, güneşte konuştum, vermediniz. Bizi kötü bir şey varsa verip AK Parti'yi 2000 dakika, bizi 2 dakika verdiler. Demiştim ki TRT'ye bir sürprizim var. Şimdi dedim sürprizimi açıklıyorum. Nedir o? 47 yıl sonra TRT ekranlarına bakın. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Al sana sürpriz. Sürprizi bozmak istemem ama yine de bir müjde vereyim. Gelecek genel seçimler akşamı saat yine 7:30, 8, bilemediniz 9, yine ekranlardayım. TRT'ye daha büyük bir sürprizimiz var. Onu göstereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar partisi. Şimdi bu TRT hepimizden kesilen vergilerle çalışıyor. Sağ olsun kameramanı, muhabiri, emekçisinde bir sıkıntı yok. Ama başındakiler iktidarın askeri olmuşlar. Bu TRT aslında bundan iyi fırsat mı olur? Şöyle bir haber yapsa ya bu akşam. Ana muhalefet lideri Özgür Özel'den iddialı çıkış. Yapılacak ilk seçimlerde iktidar olacaklarını ve bunun TRT ekranlarında yer alacağını söyledi. Vallahi bu haberi ıskalıyorsa TRT
hayatın en büyük gerçeğini ıskalıyor. Biz geliyoruz, hazır olsunlar. Seçimlerin ertesi günü göreceğim bakalım haberleri nasıl verecekler. O zaman işte o zaman böyle TRT'nin başında sadakatle orada kalan birisi değil, liyakatle oraya gelen bir genel müdür olacak. Bunu da bir kenara yazalım. Son sözüm şudur. Burada karanlık gider gezi kalır diyor Can Atalay'ın fotoğrafını gösteriyorlar. Gezi'deki herkes, Tayfun başta olmak üzere, Çiğdem Mater, Mine Özer'den, Tayfun, Sayın Kavala ve Can Atalay. Beşi de orada bizim yerimize yatıyorlar. Neden bizim yerimize yatıyorlar? O günlerde ağaçlar kesiliyordu. Ağaçlar kesilmesin dediler. Yerine 31 Mart vakasına revanş, o döneme atıf, Topçu Kışlası yapacak, yapılmasın dediler. Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp AVM yapacaklardı, bu olmasın dediler. Gaz fişeğiyle kör ediyorlardı gençleri, bunu yapmayın dediler. Varıp da bu arkadaşlar gidip de Cumhurbaşkanı istifa etsin, Başbakan yurda dönmesin, Bakanlar Kurulu görevi bize devretsin demediler. Bunu deseler darbe girişimi olurdu. Ama onlar ağaç dediler, kent dediler, çevre dediler ve şimdi birileri tarafından efendim Gezi'de darbe girişimiydi falan içeride duruyorlar. Hangimiz olsak onu söylerdik. Her birimiz onu söyledik. Şunu bilin ki Gezi'de yatan herkes Özgür Özel'in yerine yatıyor. Hepimizin yerine yatıyor. Bunun için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya, mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Tayfun Kahraman partimizin üyesidir. Evladı Vera hepimizin evladıdır. Bu sene ilkokula başlayacak. Babası onu hiç kreşe götüremedi. Babası benim yanıma hapis yattığı için babasının yerine mezuniyetine gittim. Ama Vera'nın ilkokulu babasız okumasına izin vermeyeceğiz. Son sözüm şudur. Bu güzel yaz gününde, bu sıcak günde buraya geldiniz. Bizi dinlediniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizi bir arada tutan şey rant değil, çıkar değil. Sizi bir arada tutan şey şüphesiz bu ülkeyi var eden değerlere, bu ülkenin kurucu değerlerine, kurucu kadrolarına, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığınız. Para için birlikte duranlar, rant için birlikte duranlar, çıkar ilişkileriyle birlikte duranlar, o çıkar ortadan kalkınca tuzla buz olurlar. Yıllardır, 47 yıldır birinci parti olmamışız, şimdi olduk. Uzun yıllardır ağız tadıyla iktidar hiç olmadık. Ama bir yere gitmediniz. Bir arada durdunuz ve bu günleri getirdiniz. Biz sizin bu bağlılığınız, cumhuriyete bağlılığınız, devrimlere bağlılığınız, aydınlanmaya bağlılığınız ve bizi var eden ilkelerimize bağlılığınızdan aldığımız güçle üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Size inanıyoruz, size güveniyoruz, size söz veriyorum. Bundan sonra seçim akşamlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye'nin, Türkiye İttifakı'nın zaferine sevineceğiz. Kötü günler geride kaldı. Mutlaka geliyor. En kısa zamanda seçimi, sandığı getireceğiz. Bu iktidarı değiştireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.